Ali Rıza Paşa kabinesi düşman iftira ve yanıltmacalarına hakikat diye inanıyor. Efendiler, İstanbul'da hükümetin gözü önünde ve bilgisi dahilinde cereyan etmiş ve etmekte bulunan alçakça teşebbüslerin ve bu teşebbüslerin bütün memleketteki uğursuz eserlerini açıkça ortaya koyan tezahüratın hakiki kaynak ve etkenleri hakkında merkezi hükümetin heyeti temsiliyeden ziyade vukuf ve malumat hasıl etmiş bulunacağına hala şüphe edilebilir mi? Efendiler, bu vukuf ve malumat sahibi olan bir hükümet ricalinin, düşmanların sırf yanıtmak ve yoldan çıkarmak maksadıyla olan iftira ve söylentilerine hakikat nazarıyla bakıp, yine onların tavsiyelerini çare ve tedbir olarak tatbike kalkışacaklarına ihtimal verilebilir mi? Bu sorulara cevap vermek için yüksek heyetinizin zihnini yormaktan kaçınarak Ali Rıza Paşa kabinesinin fikrini tercüme eden Harbiye Nazırı Cemal Paşa'ya sözü terk etmeyi tercih ederim. Efendiler, itiraf ederim ki ben Cemal Paşa'nın bu hususta verdiği şifre telgrafın mana ve özünü anlamakta müşkülata ve hayrete düştüm ve kendilerinden telgraf namelerinin tekrarını talep ettim. Nazır Paşa, 9 Kanunu evvel 1919 günü aynen arz edeceğim birbiri ardı sıra gelen telgraf nameleri çektiler. 9 Kanunu evvel 1919, Sivas'ta 3. Kolordu Komutanlığı'na, Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ne. Tekrarı talep buyrulan telgrafname aşağıda arz olunur. Hükümetin sulh konferansına davet olunmak hususunda taleplerde bulunduğu malumdur barışın iyi neticeye kavuşması, gidecek delegelerimizin milli emniyet ve itimada sahip, hem de dahili icraatta hükmü geçen bir hükümeti temsil etmesiyle ancak mümkün olabilir. Yabancı temsilciler tarafından dahilde emniyet ve asayişin tesisi ve yerleştirilmesi ısrarla tavsiye olunuyor ve Anadolu'da bir katliama uğrayacakları endişesiyle korkuya kapılan Hristiyan ahalinin akın akın işgal altında bulunan yerlere iltica etmekte bulundukları tesirli ve dikkat çekici bir lisanla söyleniyor. Gerçi işgal edilmiş mevkilere ve bilhassa Adana havalisine gidenler oralarda Ermeni unsurunu yoğunlaştırmak maksadıyla gitmekte iseler de Anadolu'da intizam fikrinin ve merkezin emniyetinin bozulmuş olması sebep gösterilerek hükümet tarafından vuku bulan red ve tekzibin tesirini azaltıyor. Çünkü heyeti temsiliye tarafından verilen teminata rağmen vilayetlerde bazı kimselerin kendilerine hoş görünmeyen memurları kimseye danışmadan azletmek ve değiştirmek ve hükümet icraatını sekteye uğratmak ve Zorla yardım veya vergi toplamak gibi hareket ve müdahalelerinin tamamıyla önü alınamadığından yabancı mahvillerce dahi henüz endişe sürüp gitmektedir. Devletimizin karadaki ve denizdeki mevcut vaziyetinde mukadderatımız hakkında kararlar alacak olan devletlere karşı tehditkar bir vaziyet alması herhalde zararlıdır. Bundan başka temsilcilere heyeti temsiliye namına telgrafnameler çekilmesinin memlekette iki hükümetin mevcudiyetini gösterdiği, Fransa temsilcisi tarafından alenen ifade olunmuştur. Hele bunlardan herhangi birine karşı hakaret edici sözler kullanılması, edilmiş olduğumuz ahlak temizliği ve uzak görüşlülükle bağdaştırılamaz. Tehlike ve musibet anlarında vakar ve sukunetin muhafazasının milli şiarımızdan olduğu unutulmamalı ve ümitsizlik ve füturun hatıra getirici aşırı ve tehlikeli emellere ve tasavvurlara vatanın yüksek menfaatleri feda olunmamalıdır. Hukukumuzu mevcut vaziyetimizde ancak siyaset ve uyanıklık ve halin gereklerine akıllıca ve uygun hareketle müdafaa edebiliriz. İş bu fikirler yüksek nezdinizde malumu bildirme kabiliğindeyse de arkadaşlara ve şubelere dahi vatanperverane tavsiyelerde bulunmak mutlaka lüzumludur yakında toplanacak olan meclisi mebusanımızın, aziz vatanımızın kurtuluş ve selameti hususunda alınacak alimane tedbirleri takdirle bu ulvi maksadın teminine nefsini hasredeceği ve ihtimam göstereceği beklenmektedir. Kabinenin fikrini arz ederim. Harbiye Nazırı Cemal Efendiler, dinlemiş olduğunuz bu telgraf muhteviyatını tahlille yüksek heyetinizi yormayı lüzumsuz sayarım. Yalnız müsaade buyurursanız buna verdiğim cevabı olduğu gibi arz etmekle yetineceğim. Sivas 11 12 Harbiye Nazırı Cemal Paşa Hazretlerine Kabinenin fikri olmak üzere gönderilen 9 Kanuni Evveli 1919 tarihli telgrafname heyetimizce okundu. Bu telgrafnamede yer alanlar dahi bunca izahat ve maruzatımıza rağmen, Eski bildirimlerdeki anlayışları tekrar mahiyetinde görülmüştür. Heyeti temsiliyemizin gayesinin hükümet nüfuzunun kırılmasını önlemek, milletin itimadını sağlamlaştırmaktan ibaret olduğu mükerreren teyit olunmuştur. Mahruzatımızın maalesef layıkı gibi dikkate alınmadığı kanaati hasıl olmaktadır. 1. Anadolu'da intizam fikrinin ve merkezin emniyetinin bozulmuş olduğu doğru değildir belki düşük damat Ferit Paşa kabinesi zamanında meydana getirilmiş olan bu fikir karmaşası ve emniyetsizlik sonradan milli birlik sayesinde ortadan kalkmıştır. 2- Şahıslar tarafından kimseye danışmadan memur azli ve değiştirilmesi vaki değildir. Yalnız dahiliye nezareti, milli harekata aleyhtarlıklarından dolayı düşük kabine zamanında Millet tarafından kovulan ve her tarafça isimleri malum olan memurları seçmekteki ve tayindeki ısrarıyla pek manidar bir meslek takip ediyor. Dahiliye Nezaretinin milli emellere tamamen aykırı ve hala eski Nazır Adil Bey ruhunun Dahiliye Nezaretinde yaşadığını kamuoyuna hissettiren icraatlarına elbette pek haklı ve meşru olarak halkça itaat olunmamaktadır. Aynı müsteşar, aynı idare-i umumiye -i dahiliye, aynı memur müdürünün vazife icrasında devam eylemeleri, hakikaten hem yüksek heyetlerini ve hem de millete karşı taahhüt altında bulunan heyeti temsiliyemizi pek müşkül bir vaziyete sokmaktadır. Nokta 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 tarihli telgrafname ile arz ettiğimiz ders-i mutasarrıfı meselesi dikkat çekicidir. Artık bu konuda heyeti temsiliyece yapılacak bir şey kalmamıştır. Bundan böyle de Dahiliye Nezaretinin bu gibi icraatı yüzünden hasıl olacak vaziyetlerin düzeltilmesi için iyi karşılanmadığından ve itimada masar olamadığından istirhamda da bulunulmayacaktır. Son defa olarak şunu arz edelim ki, hükümeti seniyeleri milletin emniyet ve itimadını hakkıyla kazanmak ve bu memleket ve millete faydalı olmak arzusundaysa ki buna heyetinizin hiçbir şüphesi yoktur. Milletin ruhuna, vaziyetin nezaket derecesine göre bir harekat hattı seçmeli. Asıl derdi kendi içinde tedavi eylemelidir. Yoksa iktidar makamına gelindiğinden itibaren tutulan usul gibi heyeti temsiliyeyi hedef alarak aynı zemin üzerinde durmadan yazı yazmakla maksat temin edilemez. 3. Düşük hükümetin millete düşman, düşmanlara dost olarak takip etmiş olduğu hainane siyasetin mimarı olan Aydın cephesinde para toplanmasında belki bazı uygunsuzluklar olmuş olabilir. Şu kadar ki Sivas Umumi Kongresi ile şekillenen Milli Birlik ve Harbiye Nezaretinin vatanperverane gayretleri ve yardımı sayesinde bu gibi hallerin de önü alınmış demektir. 4. Millet ateşkes halinde bulunduğu düşman devletlerinden hiçbirisine tehditkar vaziyet almış değildir yalnız mukaddes ve meşru haklarına müdahaleleri kati lüzum hasıl olursa silahla dahi önlemeye az meylemiştir. 5. Heyeti temsiliyenin temsilcilere telgraf çekmesi bahsine gelince, bu ancak protestolarla sınırlıdır ki yüksek heyetlerinin oluru da alınmıştır. Esasen milli birliğin temsilcisi olmak sıfatıyla heyeti temsiliyenin millet namına bu gibi müracaatlarda bulunması meşru bir haktır. Eğer hükümet de aynı hassasiyeti gösterir ve milletle hemfikir olduğunu bu gibi fırsatlarda ortaya koymaya ve göstermeye koşarsa siyasete zarar şöyle dursun büyük faydalar temin olunacağı açıktır. Halbuki yüksek heyetlerinin Adana'nın işgali gibi açık bir haksızlığı bile protesto eylemediğini Fransızlar söylüyorlar. Dolayısıyla Fransız temsilcisinin aleni ifadelerinin hikmetini bu noktada aramalıdır. Özetle şunu arz edelim ki, heyeti temsiliye ne ümitsizlik ve fütura düşmüştür ve ne de mukaddes vazifelerinde millet ve vatanın selametine ait icapları idrak edemeyecek şuursuzluk içindedir. Milletin selameti namına aldığı tedbirler ve icra eylediği bütün muamelelerde vakar ve haysiyeti, miskinlik ve alçalmamaya tercih etmeyi esas kabul etmiştir. Siyaset, uyanıklık ve halin gereklerine uygun hareketin ancak bu yolda olduğuna iman eylemiştir. Dolayısıyla acı hakikatler karşısında dikkatli ve uyanık olan milletin ruhundan aldığı bu esasların aksini millete tavsiye eyleyemez ve yakında toplanması elzem saydığı meclisi mebusanın da aynı ruh ve hisle donanmış olacağı ümidini kuvvetle besler. 6. Heyeti temsiliyemizin görüşü yukarıda arz olundu bu gibi hususlarda delegimiz olmak itibarıyla zatı devletlerinin vekiller heyetini aydınlatmanız ve vaki olmayan hususları kendilerine izah buyurmaklığınız lazım olduğunu memleketin selameti namına büyük bir hürmetle arz eyleriz. Heyeti temsiliye namına Mustafa Kemal.